Merhaba ben Mesut Çevik, bu videomuzda iPhone 7 ve iPhone 7 Plus hakkındaki ilk izlenimlerimizi paylaşacağız. Yeni 4 çekirdekli Apple A10 Fusion işlemcisi, suya toza karşı dayanıklı yapısı, 3.5 mm stereo ses çıkışını ve fiziksel eve dönüş butonlarının kaldırılması, stereo ses çıkışı, iPhone 7 için optik stabilizasyon, iPhone 7 Plus için çift kameralı çözümün sunulması, 7 megapiksel ön kamera, 2 katına çıkartılan depolama kapasitesi, yeni renk seçenekleri ve renk derinliği arttırılan yeni ekranlarıyla iPhone 7 ailesi her açıdan bir önceki modellerden ayrılıyor iPhone 7 ile başlayacak olursak aslen tasarımsal açıdan büyük bir değişiklik yok. F1.8 diyafram aralığına sahip olan optik stabilizasyon kabiliyeti bulunan kamera biraz daha büyük alan kaplıyor ve alt kısımda 3.5 mm stereo ses çıkışının yer almaması iPhone 7'nin altı sayıdan ayrılmasını sağlıyor. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus stereo ses çıkışına sahipler. Burada işte son benzeri bir yapıda AIZ kısmında kullanıcıya doğru ses verilirken alt kısımdaki kaparlar ise yatayda ses vermeye devam ediyor kutu içerisinden çıkan kulaklık direkt olarak Lightning portundan bağlanıyor. Eski kulaklıklarını kullanmak isteyenler için ise kutu içerisine bir adet dönüştürücü dahil edilmiş. Apple'ın bu tip radikal değişikliklerde dönüştürücüyü kutuda vermesi pek alışıldık bir durum değil. Anlaşılan firma geçişin olabildiğince sancısı olmasını istiyor. Yeni iPhone'larda süresiz ses çıkışının bulunmaması tek radikal değişiklik değil artık fiziksel ve dönüş butonumuzda bulunmuyor. Taptic Engine destekli yine bir dönüş butonu baskı hissini sanal olarak ele yansıtıyor. Eski butonla uzun vakit geçiren biri için alışmak biraz zaman alacak diyebilirim. Sert bastırdığınızda standart eve dönüş işlemini gerçekleştiren buton aynı zamanda kapasite parmak izi okuyuculuğu yapısında muhafaza ediyor. Anten çizgilerinin kasa köşelerinde alınmış olmaları da daha temiz bir görünüm sağlamış diyebiliriz. Açıkçası iPhone 7'deki bunca yenilik yanında ekran kasa geliştirmeyi göremediğimiz için Apple'ın asıl radikal tasarım değişikliğini iPhone 10. yılına sakladığını söyleyebiliriz iPhone 7 ailesindeki en güçlü iPhone 7 Plus, biri telefoto lense sahip çift 12 megapiksel kamerasıyla sektöre yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Evet daha öncesinde çift kameraya sahip birçok telefon gördük fakat Apple bu çift kameradan bir tanesini 2x optik yakınlaştırma için kullanarak farklı bir yaklaşım getirmiş. Aynı zamanda çift kameranın gücüyle 10 kata kadar yazılımla yakınlaştırma da sağlanabiliyor bir yazılım güncellemesiyle beraber de çift kameranın alan derinlik algılaması sayesinde profesyonel makinelerde olduğu gibi alan derinliği verilmiş bokeh etkili fotoğraflar çekilmesi de mümkün hale gelecek. Ne yazık ki demo alanındaki cihazlarda böyle bir imkan sunulmamıştı. Kamera konusundaki bir diğer geliştirmede iPhone 7 ve 7 Plus'ın artık renkleri daha canlı, daha gerçeğe yakın bir şekilde kayıt altına alabiliyor olmaları oldu. Aynı zamanda ekranda da bu tip bir geliştirme yapılarak çekilen görüntülerin çok daha net bir şekilde görüntülenmesi sağlamış. Piyano siyah ve jet black olarak isimlendirilen masya renklerde de satın alabilecek telefonlarda elinize aldığınızda her zamanki gibi yüksek malzeme kalitesini hissediyorsunuz. Apple'ın ikisi enerji tasarrufu için düşük güçte, iki tanesi ise yüksek performansla çalışan 4 çekirdekli Aon Fusion işlemcisi A9'a göre işlem gücünde %40, GPU performansında ise %50 iyileşme vaat ediyor. Tabi demo alanındaki kısıtlı vakitte bunları test etme şansımız olmadı. Ürünün piyasaya sürülmeye hazır versiyonu elimize ulaştığına detaylı testleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Suya toza karşı dayanıklı yeni yapı artık su toz geçirmezliğin endüstri standartı olacağını da göstergesi oluyor. Evet çift kamera ve suya toza karşı dayanıklılık gibi şeyler daha önce de gördüğümüz özelliklerdi. Fakat satış rakamları ve ekosistemin büyüklüğü düşünüldüğünde sektörün tamamına kabul görebilmesi için bu tip konuların Apple tarafında da yer bulmuş olması gerekiyor. iPhone 7 Plus sonrasında tepe modeller için en azından su geçirmezlik ve çift kameranın standart olacağını söyleyebiliriz. Pil konusuna da kısaca değinen firma iPhone 6s referans alanında iPhone 7'nin 1 saat, iPhone 6s Plus referans alanında ise iPhone 7 Plus'ın 2 saat daha uzun kullanım süresi sunduğunun altını çizdi. Artık 32, 128 ve 256 GB'lık depolama alanlarıyla satın alabilecek iPhone'lar için Jet Black modelde sadece 128 ve 256 GB seçenekleri bulunacak. Evet kısaca özetlemek gerekirse anten çizgileri köşelere taşınan, stereo ses çıkışı kaldırılan, stereo operatöre kavuşan, kamera yetenekleri arttırılan, düşük ışık performansı iyileştirilen, çift kamera ile farklı yetenekler kazanan, suya toza karşı dayanıklı, fiziksel ve dönüş butonu yeni Taptic Engine'lı versiyona bırakan, ön yüz kamerası ideni ekipsel çözünürlüğe ve dijital resim sabitlemeye kavuşan, ekran kontrast oranları renk gösterim derinliği arttırılan, dahili depolama alanı iki katına çıkartılan, pil konusunda iyileşme gösteren yeni iPhone 7'lerin bir önceki seriyle arasında keskin çizgiler çizilmiş oldu tasarım nispeten olabildikçe aynı kalırken teknolojik anlamda bu kadar gelişmeyi bir arada görmek şaşırtıcıydı. Bir sonraki sene ise tasarım konusunda radikal değişiklikler beklemek yanlış olmayacaktır. Bu videomuzda iPhone 7 ve 7 Plus ile ilgili ilk izlenimlerimizi paylaştık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.